Dünyanın her tarafında insanlar bazı özel günlerin gelişini kutlar ve o günlerde normalde yapmayacakları şeyler yapar. Mesela Cadılar Bayramı'nda insanlar favori karakterleri gibi giyinir. Doğum günleri de bu günlerden sayılır. Dünyanın her tarafından insanlar doğum günlerini kutlar ve bugünün neden bu kadar özel olduğunu anlamak pek de zor değildir. Dünyanın çoğu yerinde doğum günleri sürpriz kutlanır. Doğum günlerinin en güzel yanı, kutlamak için belli bir yaş aralığında olmaya gerek olmamasıdır. Herkes, herkesin doğum gününü kutlayabilir ve kimse bu yüzden yadırganmaz. Doğum günlerinin vazgeçilmez bir parçası da doğum günü dilekleridir. Özellikle çocuklar doğum günü dileklerine bayılır ve anne babalar da çocukların hayalini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterir. Ama Ohio'lu 13 yaşındaki Casey'nin babası gibi bazı babalar da çocuklarının doğum gününü mahvetmek için ellerinden geleni yapar. Peki neden? Çünkü bu kişiler ne çocuklarının, ne kendilerinin, ne olursa olsun hiçbir zaman kimsenin mutluluğunu umursamaz. Hatta kimse mutlu olmasın isterler. 13. yaş gününde Casey, annesi Kristin'e saçını röfle yaptırmak istediğini söyledi. Bu oldukça normal bir istekti. Casey, 12 yıldır aynı saç rengine sahipti ve bu yıl bir değişiklik yapmak istemişti. Ama üvey annesiyle birlikte yaşayan babasını ziyaret ettiğinde Casey'nin hevesi kursağında kaldı. Casey, babasının evinde uyurken babası hiç akla gelmeyecek korkunç bir şey yaptı. Eline makas alıp Casey'nin saçını kesti. Kendisine hiç danışmadan böyle bir şey yaptıkları için baba kendisini bu konuda haklı buluyordu. 21. yüzyılda hala bazı babalar kızlarının röfle yaptırmak için kendilerinden izin istemesi gerektiğini düşünüyor. Annesi Casey'nin saçını gördükten sonra sosyal medya bir Facebook gönderisiyle karıştı. Kristin, eski kocasının kızına yaptığı şeye çok sinirlenmişti. Hemen kızının yeni halini Facebook'a yükleyip şu açıklamayı yazdı. "Pazar günü kızımın saçı bu haldeyken, bugün eve gelince saçı bu hale geldi. Hepsi doğum gününde saçına röfle yaptırmak istediği için oldu. Başka bir resimde Kaylee'nin ağladığı belli oluyordu ve bu resim insanların içini sızlattı. Casey'ye destek için bir Facebook sayfası bile açıldı. Dünyanın her tarafından insanlar Casey'nin yanında olduklarını bildiriyor ve böylece canice bir şey yapmış kontrol hastası babayı kınıyorlardı. Haber yayıldıktan sonra Casey'nin babası ve üvey annesi itfaiyeden kovuldu. Bazıları ise babaya hiç haber vermediği için Kristin'i eleştirdi. Yorumlardan birisi yüreğimizi sızlattı. Bu yorum şöyleydi. Kızlarına bu şekilde hem fiziksel hem duygusal acı yaşatanlara yazıklar olsun. Genç bir kıza neden böyle bir şey yaparsınız ki? O kendi istekleri ve ihtiyaçları olan genç bir kız. Yazıklar olsun kızlarına böyle kötü davrananlara.